Şimdiye dek dirençlerden, kapasitörlerden ve diğer bileşenlerden söz ettik. Bu bileşenleri birbirine bağladık ve dirençler için Ohm yasasından bahsettik. Bir de bunun gibi seri bağlı dirençler hakkında bir şeyler öğrendik. Kirchhoff yasaları aslında basit devrelere bakarak mantık yoluyla ulaşabileceğimiz yasalardır. Ve bu videoda Kirchhoff'un akım yasasını inceleyeceğiz. Bu seri dirençlere bir bakalım. Burada bir bağlantı noktası var ve bu bağlantıya düğüm veya düğüm noktası diyoruz. Şimdi bu koldan bir akım geçirelim. Akım demek, akan yük demek. Dolayısıyla bu yük hiçbir yerde birikmiyor. Yani bu dirençten çıkan akım düğüm noktasından geçtikten sonra bu direnci kat ediyor ve diğer uçtan çıkıyor. Yani giren akım çıkan akıma eşit. Bu daha önceki videolardan bildiğimiz bir şey. Yükün korunumu. Yük hiçbir yerde birikmiyor. Bu akıma I1, bu akıma da I2 diyelim. Biz şunu biliyoruz ve kafadan yazabiliriz. I1 eşittir I2. Yük konusunda bildiğimiz bunu çok aşikar kılıyor. Şimdi buraya, yani bu düğüme bir direnç daha ekliyorum. İşte böyle. Artık akımın bir kısmı buradan geçiyor. Bu akıma da I3 diyelim. Bu eşitlik artık geçerli değil. I1 ve I2 artık birbirine eşit olmak zorunda değil. Ama biz düğüme giren akımın düğümden çıkan akıma eşit olması gerektiğini biliyoruz. O halde diyebiliriz ki I1 eşittir I2 artı I3. Gayet mantıklı görünüyor değil mi? Genellersek düğüme giren akım düğümden çıkan akıma eşittir. İşte Kirchhoff akım yasası bu. Matematiksel notasyonla ifade etmek gerekirse toplam I giren, yani düğüme giren akımların toplamı, bu arada bu toplam işareti, eşittir toplam I çıkan. Evet, bu Kirchhoff akım yasasını ifade etmenin yollarından biri. Şimdi de bu ifadeyi biraz genelleştirmek istiyorum. Bir düğüm noktamız var diyelim. Bu düğüm noktasına bağlı bir takım teller var. Ve her bir telden bu düğüme akım geliyor. Akımları bu oklarla gösteriyorum. Biraz garip gelebilir ama hiçbir mahsuru yok. Tüm akımlar düğüme doğru gidiyor. Kirchhoff akım yasası bu düğüme giren akımların toplamının 0 olmak zorunda olduğunu söylüyor. Bakalım nasıl oluyor da oluyor. Bu akım 1 amper, bu akım 1 amper, bu akım 1 amper olsun. Soru şu, bu akım kaç amperdir? Bu teldeki akım nedir? Kirchhoff akım yasasının bu biçimini kullanırsak 1 artı 1 artı 1 artı I. Yani buradaki akım eşittir 0 olmalı. Bu da I'nın eksi 3 amper olduğu anlamına geliyor. Ve düğüme eksi 3 amperlik bir akımın gelmesi, düğümden artı 3 amperlik bir akımın çıkmasıyla aynı şey. Her biri 1 amperden 3 akım giriyor, 3 amperlik bir akım çıkıyor. Şimdi aynı derecede geçerli olan bir başka yönteme bakalım. Aslına bakarsanız bu videoda aynı şeyi söylemenin 3 farklı yolundan bahsediyorum. Yine bir düğüm noktasına bağlı bir takım teller var. Bu kez düğümden uzaklaşan akımlar tanımlıyorum. Bu akımların hepsi düğümden uzaklaşıyor. Prensip aynı. Bu defa çıkan akımların toplamı. Şuna da giren akım yazayım. Giren akımların toplamı yani. Evet, çıkan akımların toplamı da 0'a eşit olmak zorunda. Yine biri hariç tüm akımlar birer amper olsun. Buradaki I akımını bulmak istiyoruz. Çıkan akımlar, yani 1 artı 1 artı 1 artı 1. Değerini bildiğim akımları yazdım ve akımların hepsi düğümden uzaklaşıyor. Bu toplam 0'a eşit olmak zorundaysa düğümden uzaklaşan son akım ne olur? Eksi 4 amper olur değil mi? Eşittir 0. Demek ki bu akım eksi 4 amperlik bir akımmış. İşte Kirchhoff akım yasası böyle bir şey. İşi temelden aldık ve dedik ki bir düğüme giren akımlar belli rotalar izleyerek düğümden çıkmak zorundadır. Derdimizi bu şekilde dile getirdiğimizde Kirchhoff akım yasasının bu ifadesini elde ettik. Daha az yer kaplayan bir matematiksel ifade elde etmek içinse bu gösterime başvurduk. Hepsi tek bir düğüme doğru ilerleyen akımlar tanımladık. Dedik ki bu akımlardan bazıları negatif de olabilir. Neticede Kirchhoff akım yasasının bir başka yazım biçimi olan bu ifadeye ulaştık. Burada da aynı şekilde tüm akımları düğümden uzaklaşır şekilde tanımladık. Bu arada bu 3 ifadeden hangisi işinize geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Tüm akımların düğümden uzaklaştığı ifade de bu. İşte Kirchhoff akım yasasıyla tanıştınız. Devre analizinde bu yasaya sık sık başvuracağız.